Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yılda performans odaklı bir telefonu kutusundan çıkartacağız. Poco F5 Pro modeli ofisimize geldi. Sizler de bu telefonu kutusundan çıkartacağız. Bu telefon performans arayanların beklentilerini kesinlikle karşılayabilecek bir telefon. Telefon ofisimize daha satışa çıkmadan bir gün önce geldi. Ondan dolayı Türkiye fiyatını bilmiyorum. Tahminle fiyattan bağımsız şekilde yorum yapacağım ama kullanıcıların bence performans açısından dediğim gibi beklentilerini karşılayacaktır. İsterseniz hemen ünlü pembe bıçağımıza bir ürün kutusundan çıkartalım. Neler sunuyormuş? Bunlara yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutuyla başlayalım tabii. Kutu Poco ailesine alışkın olduğumuz bir tasarıma sahip. Sarı, siyah ve siyahın daha ağırlıklı olduğu bir yapı kullanılmış. Arkası boş. Üst kısımda ise ürünün genel olarak depolama yapısını görüyoruz. 12 GB'lık 256 GB'lık depolama alanı bu cihazda bulunuyor. Hemen bıçağımızın şu kısmı şöyle. Aynen öyle. Açıyoruz. Bu arada hangi rengi gelmiş ona da bir bakalım. Beyazı gelmiş. Beyazı güzel. Şöyle yükseltiyorum cihazın kutusunu. Buradaki kategorik kısmını çıkartalım. Hemen içerisine bakalım. Genelde kılıfımız oluyor. Evet, kullanım kılavuzları buraya konumlandırılmış. Kenara koyalım ve kılıfımıza bakalım. Kılıfımız klasik bildiğimiz silikon bir kılıf. Şöyle görüyorsunuz. Malzeme kalitesi güzel. Yani kötü diyemem. Bu zaten artık bizim standartları gördüğümüz bir kılıf. Ve stereo hoparlör deliği de burada da karşımıza çıkıyor. Alt kısmında yine hoparlör deliğimiz var. Ve telefon kutu içerisinde de böyle görünüyor. Buradan şöyle çeviriyorum telefonu. Bakın. Telefon burada ama ilk olarak kutu içeriğine bakacağız. Kenara aldım. Ve adaptörümüz burada. 67 watt gücünde bir adaptörle birlikte geliyor. Poco F5 Pro modeli 67 watt hızlı şarjı destekliyor. Kablomuzun da bir tarafı USB-A, bir tarafı da USB-C olacak. Ve içleri de şöyle görebildiğiniz üzere kırmızıya boyanmış durumda. Ve fark etmişsinizdir, masam ciddi şekilde dağıldı. Masamı toplayıp geliyorum. Ve masamı topladım. Sıra geldi ürünü kendi poşetinden çıkarmaya. Şu şekilde açıyoruz ve beyaz rengi ortaya çıkıyor ki beyaz rengi çok iyi görünüyormuş ya. Beyazı böyle parlak bir beyaz ve güzel hissettiriyor. Kötü hissettirmiyor kesinlikle. Özellikle kamera tasarımını şuradaki eğimi de oldukça beğendim. Cihaz tasarımsal açıdan ben güçlüyüm hissiyatı verebilen bir cihaz. Agresif göründüğünü düşünüyorum. Ön kısma geldiğimizde ise diyetli çentikli bir ön kamera görüyoruz. Hemen cihaza da bir güç verelim. Evet, Poco logomuz da geldi. İsterseniz ilk olarak şu tasarım detaylarıyla başlayalım. Kurulama daha sonrasında geçeriz. Cihazın sağ tarafında ses ve güç butonu konumlandırılmış. Sol tarafında ise herhangi bir buton görmüyoruz. Üst bölümde ise hoparlörümüz ve kızılötesi sensörlerimiz bulunuyor. Alt kısmı ise sim kart yuvası, Type-C portu ve hoparlör deliği görüyoruz. Dediğim gibi cihaz stereo hoparlör desteğiyle birlikte geliyor. Evet, cihaz da uyandı. Ben bu cihazı bir kurup geleyim. Evet, cihazı kurdum. Sıra şimdi geldi. Cihazın arka tarafına daha yakından baktım. Şöyle baktığımızda bizleri burada cihazın kameraları karşılıyor. Toplamda 3 adet kameraya sahibiz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde. Bu kamerada 2 tane yardımcı kamera eşlik ediyor. Ve 5G destekli bir telefon. Poco F5 Pro modeli. Bu kamera çerçevesinde kullanılan şu görmüş olduğunuz eğim benim ilk defa gördüğüm bir tasarım hattı oldu açıkçası. Ve gerçekten beğendim. Şöyle de güzel göründüğünü düşünüyorum. Sanırım hep aynı şeyleri görmekten artık sıkılmışım. Ondan dolayı bu cihazın bu tasarımsal hali benim hoşuma gitti. Peki masada sallama yapıyor mu? En önemsiz kısımlardan bir tanesi orası. Hemen deneyelim. Evet, masada sallama yapıyor ama bunu nasıl engelleyebiliriz? Kılıfla beraber kullanım yaptığımızı engelleyebiliriz. Kutudan zaten kılıf çıkıyordu. O kılıfla kullandığınızda sallanmayla karşılaşmayacaksınız. Ve sıra şimdi geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Cihazın ekranı 6.67 inç büyüklüğünde ve delikli çentikli bir ön kamera yapısını kullanıcılara sunuyor. Tam ekran deneyimi bekliyorsanız delikli çentiği görmeniz lazım. Bu bir gerçek. Ve cihazın çerçeve oranına baktığımızda çerçeveleri genel olarak çok iyi. Özellikle çene kısmı genelde çerçeve konusunda kalın çerçevelerin olduğu yerdir. Bakın burada bile yine ince bir çerçeve görüyoruz. Poco F5 Pro modeli bu açıdan baktığımızda gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Ve ön kameranın şöyle etrafına dokunduğunuzda bir ekran koruyucuyla karşılaşıyorsunuz. Cihaz fabrikadan bu şekilde geliyor. Ek bir şekilde para verip kılıf ekran koruyucu almanıza gerek yok. Bütün aparatlar direkt kutudan çıkar çıkmaz karşınıza çıkıyor. Ekran koruyucu direkt olarak cihaz zaten uygulanmış durumda. Peki ekran özelliklerimiz nedir? Bu ekran 3200x1440 çözünürlüğünde Flow AMOLED bir panele sahip. 1400 nit pik parlaklığa ulaşabiliyor. Tipik parlaklığı ise 500 nit seviyelerinde.
parlak bir ekrana sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Güneş altında rahatça bu ekranı görebileceğiz. Ve bu bahsetmiş olduğumuz ekran 120 Hz ekran tasarım hızını destekliyor. Ayarlara girelim. Zaten şu an yok kullanımda bile ekran yağ gibi akıyor da. Hemen size de onu yine gösterelim. Ekrana geldik. Buradan yenileme hızına geldik. Bakın şu an varsayılan da ama bunu özele aldığımızda direkt olarak 120'ye de çekebiliyoruz. Yani her zaman 120 çalışıyor. Az önce gerekli durumlarda 120 Hz'i gösteriyordu ama yine akıcılığı vardı. Şu an tamamıyla 120 Hz'i geçmiş durumdayız. Eski ayarlarla beraber kullanım yaptığınızda pil optimizasyon açısından daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Ben genel olarak varsayılanı kullanmanızı öneriyorum. Bu açıdan bakıldığında bu avantajlı bir detay. Yani 120 Hz kısmı ile alakalı genel özetle şunu söyleyebilirim. Ekran deneyimini çok ciddi şekilde olumlu etkiliyor. Evet, cihazın içerisindeki işlemciler her zaman önem verdiğimiz bir şey ama bu işlemcinin iyi olduğunda, performansın, akıcılığın iyi olduğunu gösteren şey de ekran. Ekranda daha da akıcı olduğunda cihaz uçuyor. Yani bu telefon şu an oldukça hızlı bir telefon ki bununla alakalı testlerimize detaylı ince videosunda yer vereceğiz. Şuradan anlayabiliyorsunuz yani ekranın ne kadar akıcı olduğunu. 120 Hz burada kendini belli edebiliyor. Ve bu basmış olduğumuz ekran bunun da dışında Dolby Vision desteği, HDR 10 Plus, dijital peyzaj renk gamı desteği ve 68 milyar renk gösterimi ile birlikte ön plana çıkıyor. Yani ekranımız tam olarak medya tüketimi hedefleyenler için çok güzel bir ekran. Zaten AMOLED panele sahip olduğu için canlı renkler görüyorsunuz. Siyahlar oldukça iyi. Arka planda herhangi bir piksel yanmadığı için siyahlar griye dönük değil. Direkt siyah görüyorsunuz. Yani bütün avantajlar aslında bir araya gelmiş. Medya tüketimi açısından kullanıcılarını mutlu edeceğini düşünüyorum. Bu arada merak ettiğim bir kısım da var. Şimdi bu ekran çok güzel ama Netflix'te L1 kodeni destekliyor mu? Buna inceleme videosuna yer vereceğim. O videomuza da sizler gidip ulaşabileceksiniz. Bu izlemiş olduğunuz videodan daha sonra yayınlanır ama eğer video yayınlandıysa ben yorumlar kısmına videonun linkini eklemiş olacağım. Haberiniz olsun. Evet, ürünün genel olarak ekran özellikleri bu şekilde. Son olarak korumasından bahsetmek istiyorum. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Daha yüksek bir koruma sahip olabilir ama Poco markası bunu burada tercih etmiş. Şimdi sıra geldi güvenlik kısımlarına yakından bakmak. Parmak izi okuyucusu, yüz tarama. Bunları bir yakından bakalım. Hemen ayarlara girelim. Ne kadar hızlı okuyor merak ediyorum. Çünkü Çinli üreticilerin telefonları genel itibariyle bu tarz işleri çok iyi yapıyorlar. Ve ben de her seferinde test ediyorum. Evet, desen yapalım. Evet, şurada bekletmeseler iyi olacak aslında ama. Anladım dedik. L'yi yaptık. Bir daha yaptık, onayladık ve parmak izini okutmaya geldi sıra. Şimdi tekrar göstermeyi anladım. Evet, hızlı bir şekilde okuyor. Biraz da farklı açılardan dokunduruyorum ki tekrar aynı yerlere dokunmayalım. Evet. Ve bitti. Yüz verisi de ekleyelim. Tabii yüz tanımayla merak ediyoruz. Yine bir bekletme yapıyor kendisi. Uyarı veriyor. Ve sonraki kısmı diyorum. Ve yüz tanımada işte bu kadar hızlı bir şekilde yüzümü de tanımlamış olduğu. Bir de bunları test edelim. Şimdi sizler şu an tepe kamerada bunu görüyorsunuz. Bakın şurada parmak izi ibaresi var. Dokunuyorum ve cihaz açılıyor. Parmak izi animasyonu daha geçmeden cihaz uyanıyor. Bakın bir daha yapalım. Hızlı bir şekilde cihazı eriştiriyor. Son kez yapıp daha sonra yüz tanıma geçeceğim. Ve son olarak bu şekilde. Şimdi sıra geldi yüz tanıma kısmına. Şöyle bakın. Daha cihazı, ekranı yeni uyandırdım. Geniş bir açıya sahip olduğu için direkt olarak yüzümü tanımladı. Tepe kameramda da görünüyor da şurada bir onay işareti çıkıyor. Direkt olarak yüzümü tanıyor. Şöyle tuttum zaten direkt evet yine açıldı. Yüz tanıması da oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunlar önemli şeyler güvenlik açısından ve genel hızlı tüketim açısından. Bu telefonu da hızlı deneyimler sizleri bekliyor. Peki işlemcimiz ne kadar hızlı? Bu da çok önemli. Dediğim gibi Poco F5 Pro modeli performans bekleyenlerin tercih edebileceği bir telefon modeli. Bu telefon içerisinde Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini görüyoruz. 4 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemciydi. GPU tarafında ise Adreno 730 eşlik ediyor. Güçlü bir işlemci, kesinlikle beklentileri karşılayabilecek bir işlemci. Evet daha güncel sürüm var ama kesinlikle kötü diyemeyiz. Performans oldukça yerinde. RAM ve depolama kısmına geldiğimizde ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına karşılaşıyoruz. UFS 3.1 ve DDR5 RAM teknolojisi bu cihazda kullanılıyor. Yani yeniden şunu anlıyoruz ki bu cihaz performans bekleyenleri tam olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir cihaz. Detaylı görüşüme videoda yer veremiyorum çünkü telefonun videosunun kutu açılışı olduğunu da unutmamak lazım. Bununla alakalı detaylı görüşlerimi inceleme videosuna yer vereceğim. Testlerimi yapacağım, kullanımını yapacağım, oyun oynayacağım. Daha sonrasında kamera karşısına geçip detaylı görüşlerimi sizlere aktaracağım. Ama genel bir derlem yapacak olursak şunu söyleyebilirim işlemciyle alakalı. İşlemci oldukça güçlü bir işlemci. Çoğu kişinin beklentisini de karşılayabilecek bir işlemci. Cihazın genel olarak özelliklerinden bahsettik. Sıra şimdi geldik. Kameralara yakından bakmaya. Cihazın arka ana kamerası
En başta da bahsettiğim gibi 64 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğiyle birlikte geliyor ve kullanmış olduğu sensör itibarıyla telefon oldukça güzel fotoğraflar kayıt altına alabiliyor. Videolar kayıt altına alabiliyor. Yardımcı kameramızda 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kamerası ve son yardımcı kameramızda 2 megapiksel çözünürlüğünde bir makro kamera. Ve bu cihazın arka kamerasıyla 8K videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Yanlış duymadınız. 8K 24 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. 4K 30 ve 60 FPS desteği de kullanıcılara sunuluyor. Ön tarafa geliyoruz. Ön tarafımız klasik bir Xiaomi Poco modeli olarak burada kullanıcılara 16 megapiksel seçeneği sunuluyor ve bu 16 megapiksel kamerayla birlikte 1080x60 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Poco Xiaomi ailesinde ön kamerada maalesef 4K çözünürlükleri hala göremedik. Ve bir kamera arayüzüne girmek istiyorum. Uygulamayı kullanırken diyelim izin verdik. Yapay zeka açabiliyoruz. HDR'ımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Geniş açımız var. 2x zoom'umuz var. Video bölümüne geldik. Ve bakın 8K 24 FPS seçiliyor. 4K 60 FPS'i de sizler seçebiliyorsunuz. Şu an kullanılıyor. Ve ön kameraya bir bakalım. Evet, ön kameraya geldik ve 1080x60 FPS. Hani arka tarafta 8K destekliyor, ön tarafta 1080p. Biraz üzücü açıkçası. Yüksek çözünürlük oldukça önemli bir şey. Bu telefonda maalesef ön tarafta 1080p çözünürlüğü görüyoruz. Portre bölümünden diyafram değerleri ayarlanabiliyor. Gece kısmından gece fotoğrafları için daha iyi sonuçlar elde edebilmek adına bu modu kullanmanız lazım. Bu modla birlikte fotoğraf çektiğinizde daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Hem geniş açıda hem de 2x'de kullanabiliyor ki bakalım ön kamerada kullanılıyor mu? Evet, ön kamerada da gece modu desteği mevcut. Ve daha fazla kısma geldik. 64 megapiksel modumuz var. Vlog, klon modu var. Ve farklı özellikleri yine buradan aktif edebiliyorsunuz. Kamera modları açısından telefon dolu bu telefon. Ve tanıtıldığı gün markanın paylaşmış olduğu bazı fotoğraflar, video örnekleri oldu. Ki gördüğümde şunu söyleyeyim ki evet, bu telefon gerçekten güzel fotoğraflar çekebiliyor. Sizler için tabii bazı fotoğraf video örnekleri kayıt altına aldık. İsterseniz bunları bir yakından bakalım. Şunun fotoğraf video örneklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya özelliklerine yakından bakmak. Cihazın içerisinde 5160 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Bu batarya 67 Watt'lık bir şarjı destekliyor. Farklı olacak şekilde kablosuz şarj desteğimiz de var. Genelde görmediğimiz bir şey. Bu telefon wireless olacak şekilde 30 Watt'ı destekliyor. 30 Watt'lık kablosuz şarj desteğiyle birlikte kablosuz şarj aletlerinizi bu telefonla kullanabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında aslında kablosuz şarj kısmı büyük bir avantaj. Batarya neler sunabiliyor, ne kadar gidebiliyor? Bununla alakalı testlerimi tabii ki inceleme videosunda yapacağım. İnceleme videosunda sizlere sonuçları anlatıyor olacağım. Batarya kısmındaki özellikler böyle. Şimdi gelelim isterseniz bir yazılım hakkında konuşalım. Cihazın içerisinde Android 13 işletim sistemi ve MIUI 14 bulunuyor. En güncel sürümler burada kullanıcılara sunulmuş. Güncelleme desteğiyle alakalı tam bir bilgiye sahip değilim. Bununla alakalı bir araştırma yaptıktan sonra inceleme videosunda buna yer veriyor olacağım. Dediğim gibi daha fazla detaya oradan ulaşabileceksiniz. Bu da bir ilk izlenim videosu. Neler sunabiliyor bunları sizlere anlattım. Ve sıra şimdi geldi hoparlör tarafına. Bu cihaz stereo hoparlör desteğiyle birlikte geliyor. Zaten cihazın hem alt hem de üst tarafında bunu gördük. Bu sesi önemseyenler için güzel bir şey. Çünkü Hi-Res Audio sertifikasıyla gelen bir telefon. Poco F5 Pro modeli. Bu açıdan baktığımızda kullanıcının hoparlör tarafında beklentisini karşılayabilir. Böyle kuru kuru da basmayayım ya. Bir internete bağlanıp bir hemen bir dinleme yapayım. Daha sonrasında yorumlarımı paylaşayım şöyle. Evet, bir parça dinledim. Türkçe bir parça, Gökhan Türkmen'in Mahşer şarkısı. Ve genel olarak farklı cihazlarda bunu test ettiğim için bu parçayı kullanıyorum. Şimdi şöyle, ses netliği bir kere çok başarılı. Tonları direkt olarak anlayabiliyorsunuz. Basları da hissettirebiliyor. Burada avantajlı gördüğüm kısımlardan biri bu ürünün Dolby Atmos desteğinin olması. Dolby Atmos üzerinden gidip modları değiştirebiliyorsunuz. Dinamik modu var. İşte farklı ayarlar da yapabiliyorsunuz. Ben müzik moduyla beraber bir kullanım yaptım ve bunu bana hissettirdi. Tabii bununla alakalı bir uzun süreli kullanım yapacağım. Ondan sonra detaylı görüşlerimi
sizlere anlatacağım diyorum. Ve yavaştan videonun sonuna geliyorum. Ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle cihazın Türkiye fiyatı belli olmadığı için sizlere herhangi bir fiyattan bahsetmeyeceğim ama videonun başlığında veya kapak göğsünde bir yerinde fiyat zaten yazıyor olacaktır diyorum. Ve videoyu yavaştan sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.